Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bayrama da yapabileceğiniz çok lezzetli bir tatlı tarifiyle geldim. Sadece 4 malzeme kullanarak yapabileceğiniz, ağızda kıyır kıyır dağılan çok lezzetli bir tatlı. Kaymakpare. Görüntüsü de gerçekten çok şık oluyor. Dondurma kaşığıyla 5 dakika içerisinde hazırlayabiliyorsunuz. Gelin şimdi bu tatlı nasıl yapılıyor hep birlikte görelim. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayacağız. Bunun için tencereye 2 su bardağı şeker alıyorum. 2 su bardağı da su. Şöyle ince bir dilim limon koyuyorum. Şerbeti kaynatacağım. Kaynadıktan sonra 15 dakika yüksek ateşte kaynatıp soğumaya bırakacağım. Tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak. Tatlının şerbeti kaynarken biz de tatlının hamurunu yapacağız. Karıştırma kabına 1 su bardağı sıvı yağ alıyorum. Şöyle bir kutu kaymak kullanacağım. 200 gram bu kaymak. Hepsini alalım ki ziyan olmasın. Şimdi güzelce karıştıracağım ikisini. Şimdi unu ilave etmeye başlayacağım. 4 su bardağı ama kontrollü bir şekilde azar azar ekleyeceğim. Bir çay kaşığı da kabartma tozu ekliyorum. Tatlıyı ne zaman yapsam çok beğeniliyor. Kimileri helvaya benzetiyor, kimileri leblebi kurabiyesine benzetiyor. Gerçekten çok basit ama çok lezzetli bir tatlı. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Abone olmak kesinlikle ücretsiz. O yüzden gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Şimdi elimle devam edeceğim. Bu tatlıyı cevizli, Antep fıstıklı olarak yapabilirsiniz. Fındıklı da olabilir. Ama isterseniz sade yaparsınız. Ben her seferinde ceviz kullanıyorum. Öyle seviyorum ben. Dört bardağın tamamını ekledim. Şimdi duruma göre ilave edeceğim. Şöyle yarım su bardağı daha.
Toplamda 4,5 su bardağı un kullanmış oldum. Dediğim gibi kontrollü şekilde eklersiniz. Yumuşak bir hamur olacak. Hamurun kıvamı böyle olmalı. Şimdi 1 su bardağı çektiğim cevizi ekliyorum. Ben biraz iri bıraktım. Ağza gelmesi için. Hamurumuz hazır. Şimdi şekil verme kısmına geçeceğiz. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiyi aldım. Dondurma kaşığıyla şekil vereceğim. Şöyle çok basit oluyor. Şöyle göreceğiniz şekilde çıkartayım. Bu kadar. Hem şekli çok güzel oluyor hem de inanılmaz derecede çabuk ve kolay. Tatlılarımı hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi tam bir tepsi çıktı. Sondaki biraz küçük oldu ama tam bir tepsi çıktı. Şimdi fırını 180 derecede çalıştırdım. Yaklaşık 25-30 dakika gibi bir sürede pişiyor. Şöyle üzerinde hafif çatlaklar oluşunca rengi fazla dönmeden fırından alabilirsiniz. Sonrasında tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak şekilde şerbetini dökeceğiz. O aşamada da görüşürüz. Fırından gelen kokuları duymanızı isterdim. O kadar güzel kokuyor ki. Şöyle bir 5 dakika daha pişsinler, alacağım. Çok güzel görünüyorlar. Sonra da şerbetini vereceğiz. Tatlılarım pişti. Fırından çıkarttım. Şimdi altındaki kağıdını çıkartacağım. Ondan sonra da şerbetini vereceğim. Şimdi kağıdı çıkarttım, şerbetini vereceğim. Bu arada kağıdı çıkartırken dikkatli olun. Benim biraz acelem olduğu için biraz hızlı hızlı yaptım. O yüzden dağıldılar. Çünkü tatlı çok yumuşak. O yüzden dikkatli bir şekilde kağıdını alttan alın. Yarım saat veya 45 dakika kadar dinlenmesi yeterli. Çabuk çekiyor çünkü şerbetini. Şerbetini de döktükten sonra dediğim gibi dinlendireceğim. Servis aşamasında da görüşürüz. Tatlı şerbetini güzelce çekti. Şimdi servis tabağına aldım. Ben üzerine şöyle Antep fıstığı koyacağım. Ve tatlımız hazır. Sadece 4 malzemeyle hazırlayabileceğiniz, ağızda kıyır kıyır dağılan gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Mutlaka deneyin derim. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Tarifimi beğendiyseniz bunu bana yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.